Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Güler. Bugün sizinle beraber birkaç yüzyıl evveline kadar bataklıklarla dolu olan ve isminin bataklık anlamına geldiği Belçika'nın başkenti ve en büyük kenti Brüksel'deyiz arkadaşlar. Sabah kahvaltımı çubuk kreker ve siyah çayla yapıp sokağa çıktım. Biraz daha diğer gezilerimden farklı olarak daha ucuza yapacağım bir gezi planlıyorum. Belçika hakkında birkaç bilgi verirsek, burası 1830 yılında Hollanda'dan ayrılmış bir yer. Ve bu yüzden şehir yapılanması çok eski değil yani. Eski ama orta çağ, mesela Avusturya gibi orta çağa dayanmıyor. Birazcık daha birkaç yüzyıl öncesine dayanan yapıları görmek mümkün diğer Avrupa ülkelerine göre. Belçika'nın genel nüfusu 11 milyon 500 ama şu an yaşadığımız değil. Gelip gezdiğimiz şehrin nüfusu ise 1 milyon 500 arkadaşlar. Burada kullanılan resmi diller Flemençe, Almanca ve Fransızca arkadaşlar. Bu üç dilin kullanılmasının sebebi burada yaşayan o milletlerin çok fazla olması. Ayrıca burada Türk de çok fazla var arkadaşlar. Yani geldiğimden beri neredeyse en az bir 5-6 tane Türk'le karşılaştım diyebilirim. Bakın şöyle normal bir sokaktan geçtiğimiz zaman buradaki yapılarda tuğla sıkça kullanılmış arkadaşlar. Ve mimari yapılar aynı kat yapısına sahipler ve birbirine uyumlu şehir mobilizasyonu yapılmış burada. Bakın şöyle tuğlalar arasında şehre uygun kahverengi, sonra gri ve yeşil tonları kullanılarak şehrin genel havasında bir estetiklik katılmaya çalışılmış ve bence hoş duruyor. Belçika, NATO ve AB için çok önemli bir merkez olduğundan, toplantılara ev sahipliği yaptığından ülke genel olarak toplantı şehri diye bilinir. Bu yüzden Ankara'nın bir soğuk havası vardır ya. Belçika da Avrupa'nın soğuk olan ülkesi. Bu yüzden hep resimler yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ki şehir azıcık olsun, renklensin diye. Örnek olarak mural, duvar resmi demek arkadaşlar. Duvar üzerinde yapılı sanatlar. Sık sık duvar resimlerini, muralları görmek mümkün. Ve şehre ayrı bir hava veriyor bu murallar arkadaşlar. Bu arada Avrupa Birliği'nde olan en yüksek vergiye sahip ülke Belçika. Burası UNESCO tarafından korunduğu için herhangi bir kazı, herhangi bir tamirat noktasında UNESCO'dan belgeli izin almanız gerekiyor. Bu noktada burada ev sahibi olmak birazcık zor. Diyelim ki bir hastaneye gittiniz. Hastaneye gittiğiniz zaman bir maaşınızı bırakabiliyor musunuz? Düşün, o kadar yüksek vergi oranlarına sahip bir ülke. Farkındaysanız Avrupa'daki insanlar saç ekimi ve sağlık problemleri için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Hem tatil yapıyor adamlar hem de sağlık ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Bu arada şehrin genel düzeni de bana çok karışık geldi arkadaşlar. Düzensiz geliyor yani, öyle söyleyeyim. Diğer gördüğüm şehirlere oranla birazcık daha çarpık bir kentleşme var. Bakın şöyle şehrin genel havasını da göstermiş olalım. Genelde ikinci sınıf işleri arkadaşlar dışarıdan gelen göçmenler yapıyor. Onu da fark ettim. Arkadaşlar şimdi Manneken Pis diye bir yere geldik. Burası Belçika'nın neredeyse en büyük sembollerinden biri. Hani derler ya, bir noktada büyüklüğünüz değil, işleviniz, duyumunuz önemli diye. Cidden doğru söylemiş adamlar. Yani bunun için her sene binlerce turist geliyor. Heykel arkadaşlar, yaklaşalım birazcık. Bronz, 61 santim uzunluğunda bir bebek, erkek çocuk heykeli. Tuvaletini yapan çocuk diye de adlandırabilirim size. Ve üstünde her ay farklı kıyafetlerle, farklı yöresel kıyafetlerle her ay, her sene binlerce turisti ağırlayan bir bronz heykel. Şuradan bir tane magnet alacağım. Şöyle sanki şu güzel gibi. Şöyle renkli evleri meşhur olduğu için bir tane şundan alacağım. Bakın ayrıca burada waffle var arkadaşlar. Buranın en meşhur yiyeceklerinden biri de waffle. Çikolatacılar var. Buradan gidince alacağım erimesin diye. Çikolatası, waffle'ı ve patatesi meşhur arkadaşlar. Bakın. Waffle almışlar. Bizde mansak ama yok. Bugün ucuza gezmeyi deneyeceğimiz için birazcık daha az yemek yiyeceğiz arkadaşlar.
aynı zamanda meşhur olan bütün yiyecekleri aynı yerde satıyorlar. Bakın patatesleri de meşhur olduğu için patates kızartmasını da her yerde satıyorlar. Brüksel'in en önemli noktası bence burası. Grand Place dediğimiz büyük meydan arkadaşlar. Ve bu meydan UNESCO tarafından tüm olarak korunuyor. Brüksel Belediye Başkanlığı binası. Bu meydanda olan ve orta çağdan beri ayakta duran tek yapı buradaki belediye binası arkadaşlar. Yapıyla alakalı sinir bozucu bir şey var. Simetri takıntısı olanlar benim gibi. Bu yapıyı çokça eleştiriyorlar. Belediye binası dışında burada bolca tarihi yapı var. Tüm turistlerin gelip ziyaret ettiği nokta. Burası. Yani şöyle birçok eski tarihi yapı var. Şu an göstermiş olduğum şu birazcık daha grimsi bir yapı var. Bu yapı kralın evi diye geçiyor arkadaşlar. Belçika kralı buraya geldiği zaman bakın şuraya bir Belçika bayrağı asılıyor ama şu an burada yok. Birçok eklenti yapılmış bir yapı. Yine burada Grand Place'in evleri var arkadaşlar karşımızda gördüğü. Bunların bir kısmı devlet dairesi olarak, bir kısmı ise şahsi yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Burada az önce size anlatmış olduğum belediye binası. Bakın asimetrik oluşu çok sinir bozucu. Arkadaşlar şimdi Brüksel'in önemli yapılarından birini görmek için metroya bineceğim. Buradaki metroda bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kartsız geçemiyorsunuz. Şimdi buradan bilet alacağız arkadaşlar. İngilizce basit kart almak istiyorum. Bir saatlik mi yoksa bir günlük mü diye soruyor size. Bir saati 2.60, bütün gün için ise 8 euro. Yani 24 saat geçerli. Ben sadece 2 defa bineceğim. O yüzden 2 tane ayrı ayrı 2.60 yapacağım. Bakın şöyle 2.60 yapacağız. Şöyle bek yapalım, parayı atalım. Ay paramız düştü. Şimdi bize kartımızı verecek. Evet, şimdi de bu kartla arkadaşlar bir saat boyunca istediğiniz kadar metroya binebiliyorsunuz. Şöyle şu kapıyı açtıktan sonra şuraya da oputuyorsunuz. Kapımız da açılıyor bu şekilde. Metrodan indim arkadaşlar. Şimdi Mannekis'ten sonra Brüksel'in en popüler noktası burası. Atomium'un önündeyim. Atomium burası için çok önemli bir görsel şölen yaratıyor arkadaşlar. Bakın göstereceğim sizlere. Burası şehre birazcık daha uzak bir noktada ama metro ile çok çabuk, güzel bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dünya Fuarı Expo 58 için tasarlanıyor bu yapı. 165 milyar kez büyütülmüş hücreyi temsil ediyor. Her bir kürenin içinde farklı farklı sergiler var ve giriş 16 euro arkadaşlar. İçine girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum ama muhtemelen girmeyeceğim arkadaşlar. 16 euro birazcık fazla geldi bana. Brüksel'e gelmişken kesinlikle burayı görmek istiyordum. Hem sizlere göstermiş bulundum hem de kendim gördüm. Burası hem Brüksel için hem de mimari dünya için önemli bir yapı olduğundan dolayı hem gördüğüm için şu an mutlu oldum arkadaşlar. Bir tane waffle alacağım ya. Şuranın çok popüler. Hello. Hola. Van var mı waffle? Natural. Natural, yeah. Not pig pork, yeah. No pig pork is the Catholic. You understand? Yeah, you, yeah. What are you from? French. Turkey. Turkish. Turkey. Turquesa. Turkish. Turkish. Yeah, Turkey. Ah, de pelo de. Okay, thank you. Un natural. Okay. Ah, natural waffle yapıyorlar. 2.5 euro ya. Thank you. Thank you. Gracias, thank you. Natural bir waffle diyorlar ama. Bir ekmek verdi, şekerli ekmek. Natural waffle'mış. Normal şekerli ekmek arkadaşlar. Birazcık acıktım. Etrafta bir şey göremeyince aldım. Yoksa benim waffle'la çok aram yok. Ama buranın meşhurmuş arkadaşlar. Ama denemiş olduk, güzel. 2.5 euro.
Bu arada adam bana diyor ki paranı öyle her yerde sayma. Ben de paraların hepsini çıkarıp saydım. Demek ki abinin de güvensiz bulduğu bir şey var ki öyle söyledi bana. Şimdi Atomium'dan çıktık arkadaşlar. Hemen Atomium'un karşısında çok güzel ormanın kokusunu alabileceğiniz, kuşların sesini duyabileceğiniz güzel bir orman var. Oraya karışalım. İnsanların yürüyüş yaptığı, bisiklet sürdüğü güzel bir yer. Yaşamak kelimesini yola çıktığım zaman anladım arkadaşlar. Çünkü yaşamak oturduğunuz yerden izlemek değilmiş, bunu gördüm. Yaşamak var olanları görmek, tanışmak ve hissetmekmiş. Bunu gezilerimde hissettim ve bundan sonraki süreçte oturarak başkalarının videolarını izleyerek değil, kendi videolarımı yaratarak, kendi hayatımdaki yenilikleri yaratarak yaşamaya karar verdim. Bu yüzden gezmeye devam edeceğim inşallah. Buranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Gerçekten doğanın korunarak yapıldığı her şey bizlere mükemmel bir dönüş sağlıyor. Baksanıza görüntü olarak çok iyi hissettiriyor. Hemen şurada çocuklar için bisiklet sürme alanları var. Bakın gösteriyorum. Güzel bir yer ya. Nefes alıyor insan. Nefes aldığını hissediyor. Kuşların sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama o kadar güzel ötüyorlar ki. Duyuyor musunuz? O kadar güzel ötüyorlar ki. Budanmış, kurumuş ağaçlar. Çok güzel bir yol yapmışlar böyle. Yalnız orman gerçekten güzel ve kuş seslerini duyuyor musunuz? Hiç kuşkusuz doğa dünyanın kalbi arkadaşlar. Ben de o kalplerden birinde şu an yürüme fırsatı buluyorum. O kadar güzel bir orman yapmışlar ki adamlar. Tabii ki doğal ağaçlar da var ama daha çok yapay ve sonradan eklenti ağaçları burada görüyoruz. Böyle hissetmek doğayı gerçekten güzel oluyor. Böyle doğanın içinde yürüyelim arkadaşlar. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.